Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, düşünme metodu ile çok güzel örnek bir video hazırladım. Lütfen bu videoyu dinlerken Türkiye'deki Kur'an yetmez diyenleri bir düşünün. Aslında Türkiye'deki Kur'an yetmez diyenler ile Azerbaycan'da, İran'daki Şia zihniyetini, Ehl-i Beyt zihniyetini bizim Türkiye'deki Ehl-i Sünnet'le bir kafes dövüşüne sokmak lazım. Girin kardeşim kafese, ikiniz de Kur'an yetmez diyorsunuz. Buyurun, kim çıkarsa biz onunla konuşalım. Doğru değil mi? Şimdi adam video yapıyor. Kur'an yetmez diyenler, yani Kur'an yeter, bana sadece Kur'an yeter diyenler, size sesleniyorum. Madem Kur'an yeter, sen Resulü devre dışı mı bırakıyorsun? Resulsüz bir din mi istiyorsun? Peygambersiz bir din mi istiyorsun? Senin amacın ne? Bize söylüyorlar. Hadisler olmasa sen İslam'ı nasıl yaşayacaksın? Sünnet olmadan sen İslam'ı nasıl yaşayacaksın? Sen peygambersiz bir din istiyorsun. Vay kafir diye bize dünyanın lafını söylüyorlar. Ben size bir haber vereyim. Siz safa yatıyorsunuz, bilmiyormuş gibi davranıyorsunuz da. Ben size bir haber vereyim. Şu gördüğünüz adam sizinle aynı zihniyette. Ne diyor bu? Kur'an yetmez diyor. Peki Kur'an yetmez diyor da ne lazım? Aynı sizin gibi o da Kur'an yetmez diyor. O da Resul düşmanı diyor bize. Resul diyor bize izah eder diyor. İyi de siz neden bu adamlara sapık diyorsunuz? Ya da bu adamlar neden sizi beğenmiyor? Adam soruyor. Diyor ki, madem diyor sen diyor Kur'an yeter diyorsun diyor. Peygambersiz bir din istiyorsun diyor. O zaman diyor hadi bana söyle bakalım diyor. Namazı nasıl kılacağız? Şimdi dostlar, bakın bu çok önemli bir konu. Ben sürekli Ehl-i Sünnet'in tarikat ve cemaatlerine video yapıyorum. Büyük bir çoğunlukla. Diğerlerine daha az yapıyorum. Sebebi çevremdeki oran öyle. Çevremde 100 tane Ehl-i Sünnet varsa bir tane Caferi yok. 100 videoda bir Caferi video ancak çıkar. Çevremdeki ateistler de öyle. Benim iş yerimde ya da çalıştığım yerde ateist pek yok, görünmüyorlar. Hani hem münafık oldukları için ya da can korkusu, adamlar haklı, mecburen ben ateistim diyemiyorlar. Ateist özgürce ben ateist demiş, ateistim dese adamın başı belaya girecek. Hakikaten başı belaya girecek. Benim tanıdığım ateist var, çocuğunu sünnet ettirdi. Yani ne kadar ilginç değil mi? Baba ateist, çocuğunu sünnet ettiriyor. Yani vallahi yani bunu ispat da ederim yakın çevreme. Beni tanıyanları ispat da ederim ya. Neden? Çünkü bizimkiler öyle bir psikolojik güce sahip ki adamlar sizinle ticaret yapmaz, selam vermez, kapınızı açmaz. Böyleler yani. Ondan sonra da kendileri açıyorlar. Siyer-i Nebi. Resul vefat ettiğinde zırhı bir Yahudi'den rehindi. Zırhı, savaşta kullandığı zırh rehinmiş Yahudi'den. Bunlar böyleler dostlar. Ben bunlara seyyar kıble diyorum, seyyar kıbleliler. Adam o günkü konjüktüre göre, o günkü duruma göre size hadis verir. Eğer sizi durdurmak istiyorsa, mesela bir yere saldırmanızı istemiyor. Sizi sakin sakin oturtmak istiyor. Hemen hadisi yapıştırır. Sümeyye annemiz iki ayağından develere bağlandı, parçalandı, şehit edildi. Sahabe gelip Allah Resulüne dediler ki ey Allah'ın Resulü Sümeyye şehit oldu ne yapalım? Resul dedi ki durun ses çıkartmayın bekleyin. Şimdi seni adam oturtacak. Otur yerine diyecek ya.
Bunu anlatıyor. Ama adam senin saldırmanı mı istiyor? Saldırmanı istiyorsa bu sefer başka hadis anlatıyor. Beni Kayyuka kabilesi Müslüman bir kadının başörtüsüne saldırdı. Ona taciz etti. Bu Allah Resulü'ne haber verilince Allah Resulü ilkindi namazını tehir ederek savaş ilan etti. Siz nasıl Müslümansınız? Nasıl duruyorsunuz burada böyle? Hurra! Haydi bakayım. Ne oldu? İhtiyaca göre hadis. İhtiyaca göre. Zaruriyete göre. Hiç fark etmez. Bunları kendileri de savunuyorlar biliyor musunuz? İrbam diyor ya. Mekki hadis vardır, medeni hadis vardır. Gece gelen hadis vardır, gündüz gelen hadis vardır. Kendileri halen savunuyorlar. Şu benim söylediğim, adamlar yaşıyorlar, yaşıyorlar ve yaşatıyorlar. Bu kadar basit. Şimdi bu videonun özelliğini, bu videonun özelliği, Türkiye'deki Kur'an yetmez diyen ehli sünnet, tarikat, cemaat ve onun benzeri hepsine söylüyorum. Bu adama itiraz ediyor musunuz? İtiraz ediyorsanız neden itiraz ediyorsunuz? Adam haklı değil mi? Eğer haklıysa sizinkilerin durumu ne olacak? İkisi birden doğru nasıl olacak? Bu adam Kur'an yetmez diyenlere kızıyor. Arkasından da bakın ne söylüyor. Hep beraber seyredelim. Buyurun. Olamazsınız. Muhammedsiz Kur'an'la da mümin olamazsınız. Muhammedsiz Kur'an'la mümin olamazsınız diyor, vuruyor. Oradaki kasıt ne biliyor musunuz? Sanki Muhammed Resul'den kendisi duymuş. Aslında hadis kitaplarında vurgu yapıyor. Muhammedsiz Kur'an olmaz derken, peki Muhammedli Kur'an hangisi? Muhammedsiz Kur'an olmaz. Muhammedli Kur'an hangisi? Hadis kitapları, siyer kitapları, fıkıh kitapları, icma kitapları, tasavvuf kitapları vesaire kitapları. Bakın, kelimeye bakın, çağırdığı yere bakın. Hadisçilerden duyduğu sözü Muhammed'in sözüymüş gibi öyle bir kalbine indirmiş ki, öyle bir iman etmiş ki, adam Resul'den duymuş gibi çağırıyor, davet ediyor, konuşuyor. Sen mi duydun Resul'den bu sözleri? Bizim duyduğumuz Kur'an. Bakın ne kadar güzel, ne kadar heyecanlı. Efendim biz Kur'an Müslümanıyız diyoruz. Bunun nesi aykırıymış? Muhammedsiz Kur'an Müslümanı da nereden çıktı? O Kur'an yorum hakkı kimde? Kimde? Buna cevap ver. Kur'an'ı yorum hakkı kimde? Buna cevap ver. Evet, cevap veriyoruz. Kur'an'ı yorum hakkı anlayanda. Okuyan anladığını yaşar. Ama sen dersen ki Kur'an'ı oku, yorumu Resul yapsın. Hani dinleyelim Resul'den. Resul'den nasıl dinleyeceğiz? Münafıklık yapmayın. Resul'den Kur'an'ın yorumu diye insanları çağırdığınız yer hadis kitaplarınız. Ama siz inanmışsınız o hadis kitaplarına. Şimdi bu videoyu seyreden bizim Türkiye'deki Kur'an yetmez diyenlere söylüyorum. Buyurun. Buyurun, fikriniz nedir? Bak adam Kur'an yetmez diyor. Resulsüz bir Kur'an mı istiyorsunuz diyor. Resul yorumlamadan Kur'an'ı anlayamazsınız diyor. İyi de neden sizin tam tersiniz? Neden sizinle alakası yok? Gördünüz mü dostlar? Bakın lütfen düşünme metodunu devreye sokun ve bunu seyreden ehli sünnete sorun. Hangi Muhammed? Hangi Resul? Hangi hadis? Bunların kimi? Sizin kimi? Hangisi? Hangi sünnet? Adamlar ceplerinde taş taşıyorlar, tahta taşıyorlar. Camide, mescitte cebindeki tahtayı çıkartıyor, koyuyor, secdeyi onun üstüne yapıyor. Ayakkabılarla camilerde geziyorlar. Sünnet, hadis, rivayet. Ne olacak şimdi? İşte bu videoyu yapıyorum ki aranızda karar verin. Bunlar yokmuş gibi bize soru sormayın. Önce bir aranızda karar verin.
hangi hadis, hangi kitap, hangi külliyat, Kur'an yetmez diyorsanız Allah meydan okuyor. Madem yetmiyor, getirin kitaplarınızı diyor. Neden kitaplarınız farklı? Bunun getirdiği kitaplar ile sizin kitaplarınız neden farklı? Bu adamlar Hazreti Ayşe için neler diyor biliyorsunuz değil mi? Hazreti Ömer için neler diyor biliyorsunuz değil mi? Söylememe gerek var mı? Hazreti Ömer hakkında fikirlerini biliyor musunuz? Hazreti Osman hakkında neler düşündüklerini, neler söylediklerini biliyor musunuz? Adam diyor ki madem Kur'an yeter, o zaman bana cevap ver diyor. Ne olacak şimdi? Adam Kur'an yeter diyenlere ateş püskürüyor. Siz diyor Muhammed'i kabul etmiyor musunuz? Şimdi dinleyelim bakalım. Muhammed'den nereye geçiyor? Evet buyurun. Senin saçmalıklarında mı? Nokta. Kur'an ma'ar Resul. Resul dışlamadan selahiyet ondadır. O neye yorumlarsa. Olmadığı dönemde Ali. Ali. Gördünüz mü? Resul. Yorumlamak ona aittir. Olmadığı dönemde yani Resul vefat etti. Ne oldu? Ali. Evet. Ey Kur'an yetmez diyenler. Ne diyorsunuz? Fikriniz nedir? Bak adama Kur'an yetmiyor. Resul vefat ettikten sonra kime bakacakmışız? Ali, Ömer, Ebu Bekir, Osman. Ne oldu? Yok. Neden yok? Neden yok? Buyur. Adam Kur'an yetmez diyor işte. Resul yorumladıysa tamam. Resul yorumlamadıysa Ali. Peki duruyor mu? Durmuyor. Devam ediyor. Neymiş? Ali. Kur'an ve Kur'an Ali. O olmadığı dönemde Kitaballah ve Hatreti. Kitaballah ve Hatreti mütevatir hadistir. Yani inkarı mümkün değil. Gördünüz mü? İnkar mümkün olmayan hadis. Şimdi Hazreti Ali de yok, o da gitti. İmkanı mümkün olmayan hadis. Buna bitti. Mütevatir hadis. Buradan beni tanıyan İstanbul'daki Selefi tartıştığım, konuştuğum arkadaşlara sesleniyorum. Aynısını siz bana söylediniz. Dediniz ki sağlam hadis tartışmaya kapalıdır, biz iman ederiz. Buyurun. Fikriniz nedir? Aranızda şu mütevatirleri bir konuşsanız nasıl olur? Şöyle bir araya gelseniz de mütevatir hadisleri, size göre sağlam hadisleri bir konuşsanız nasıl olur? Sizin sağlamınızdan adamlarda bir tane yok. Onların sağlamları da sizin işinize gelmiyor. Nasıl sağlamlık bu? Çok sağlam ya. Çok sağlam. Adam diyor ki, sağlam hadisse diyor, benim aklıma uymak zorunda değil diyor. Benim mantığıma uyması zorunda değil diyor. Kur'an'a da uymak zorunda değil diyor. Eğer diyor bir hadis sağlamsa, benim başımın tacıdır diyor. Aklıma uymayabilir diyor, mantığıma uymayabilir diyor. Benim cüz'i aklımla ben ne anlayacağım diyor. Ama diyor kaynağına bakarım diyor. Eğer diyor hadis sağlamsa diyor, o diyor gayr-ı metlu vahidir, başımın tacıdır. O da diyor vahidir. Şimdi adam bir hadisin altında yeteri kadar isim yazıyorsa ve ona sağlam etiketiyle bir kitapta geldiyse, akıl iptal, mantık iptal, Kur'an iptal. Hadise tam teslimiyet. Adam bununla övünüyor, övünüyor. Benim karşıma çıktılar, övündüler. Ben de onlara diyorum ki, ya ben sadece Kur'an diyorum ama sen böyle diyorsun. Buyurun kardeşim, hadi kozlarınızı paylaşın. Senin argümanının aynısını adam söylüyor. Aynısını adam söylüyor. Ama mezhebi farklı. Sen ona sapık diyorsun, onlar da sana sapık diyor. Ne oldu şimdi sizin mütevatir hadisleriniz? Herkesin mütevatir hadisi kendine. Ben babamdan duydum, mütevatire bakarım. Benim babam yalan söylemez. Benim dedem de yalan söylemez. Bu kadar alim bilmiyor mu da sen mi biliyorsun cübbesiz? Bu kadar yıldır, 1445 yıldır. Bu İslam alemi bilmiyor da sen mi biliyorsun cübbesiz Mahmut? Şimdi cübbesiz Mahmut size soruyor.
Siz mi biliyorsunuz, bu mu biliyor? Mütevatir hadis. He? Nasıl mütevatir hadis? Ya adama dedim ki, yani adam esnaf. Ya dedim, bak dedim, sen esnaf adamsın. İstoç'a geldin. Mesela kaplan ithalata girdin. Ben kaplan ithalat ne getiriyorsa alırım der misin? Kaplan ithalat ne veriyorsa, ne satıyorsa ben hepsini alırım der misin? Bakmaz mısın? Bu iyi mi? Bu satar mı? Bu ucuz mu? Bu pahalı mı? Bakmaz mısın? Ticarete gelince nasıl bakıyorsunuz ama, değil mi? Mal satacaksın ya. Gidip de bir ithalatçıdan her malı alınır mı? Aklını kullanıyorsun değil mi? Her mal alınmaz. Her mal her semtte satılmaz. Bakırköy'de satılan Esenler'de satılmaz. Adam diyor ki, ben diyor fark etmez diyor. Eğer diyor sağlam hadisse ben alırım diyor. Aklım almasa da alırım diyor. Mantığım almasa da alırım diyor. Kur'an'a ters olsa da alırım diyor. Biliyorsunuz Cübbeli'nin o videosunu, ne diyor? Bir hadis Kur'an ile çelişirse hadise bakılır. Neden? Çünkü Kur'an teoridir, yazılı bir metindir ama hadis pratiktir, uygulamadır, sünnettir. Hadis ile Kur'an çelişirse hadise gidenler. Sizin mütevatirinizle bunların mütevatiri neden farklı? Nasıl kızıyor bakın. Kur'an yeter diyenlere nasıl kızıyor, görüyor musunuz? Sanki sizin yerinize konuşuyor. Benim için hiçbir farkınız yok. Şia ile Ehl-i Sünnet arasında hiçbir fark yok. İkisi de Kur'an yetmez, dedemden gördüğüme uyarım diyen zihniyet. İkisi de Kur'an yetmez, babamdan, ecdadımdan gördüğüme uyarım diyen zihniyet. Soru şu, siz neden Ehl-i Sünnet'in doğru olduğuna inanıyorsunuz? Cevap, babam Ehl-i Sünnet. Bunlara soruyorum, siz neden bu hadislere, bu rivayete, Resul'den hop Ali'ye nasıl inanıyorsunuz? Biz Ehl-i Beytçiyiz. Ehl-i Beyt'e iman etmek zorundayız. Ehl-i Beyt'e iman etmeyen cennete giremez. Bizimkiler de ne diyor? Biz Ehl-i Beyt'i inkar etmiyoruz. Ama biz Hureyre'ye güveniyoruz. Sizin Hureyre'niz onlara göre üçkağıtçı. Ne olacak şimdi? Ne oldu mütevatir hadisler? Yani hakkınızı helal edin, kusura bakmayın. Arkadaşlar, hakikaten şu anda uyuşmuş beyinler var. Onun için üzerine basa basa, ısrarla tekrar ede ede, defalarca tekrar etmek zorundayım. Kusuruma bakmayın. İnsanlar şoklanmış vaziyette, uyuşmuş vaziyette. Onların kendisine gelmesi için çok basit şeyleri ve birçoğunuz için çok basit gelen şeyleri üzerine basa 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 göstermek gerekiyor. Halen bana soru geliyor, soruya bakıyorsun, diyorsun ya 1800 tane videoyu ben niye yaptım diyorsun. Soruya bak, süngüye davran. Ama kızamazsın. Neden kızamıyorsun? Hastaya kızılmaz. Adamlar hasta. İspat edeyim mi? Söylediğim bu lafa kızanlara ispat edeyim. Savunduğunuz inancınızın annenizden babanızdan gelmesinin haricinde elinizde delil nedir? Nedir deliliniz? Sizi Şia'dan ayıran özelliğiniz nedir? Hangi kitap okudunuz da Şia'ya kalem çektiniz, Caferilere kalem çektiniz? Bu adamların bu kadar din adamları var. O adamların okudukları o kitapları okudunuz mu? Bu adamların gördükleri eğitimi gördünüz mü? Şia'ya da Caferilik hakkında ne okudunuz da adamların üstünü çiziyorsunuz? Niye bu cümleleri kuruyorum? Çünkü aynısını kendileri bize söylüyorlar. Sen bu kadar alimi inkar mı ediyorsun? Senin o kadar alimini ikiyle çarp, adamlarda var. Adamlarda var. Senin aliminin iki katı. İran'da toprak olarak Türkiye'nin üç katı. Belki daha fazladır. Ne olacak şimdi? Bakın şimdi devamında ne diyor? Nasıl kızdıysa adam. 25'ten fazla sahabiden nakl olunmuş. 25'ten fazla sahabiden. Bir kişiden değil. Bir kişiden nakl olunan feber-i vahid kitab-ı Allah ve sünnetidir.
Dolayısıyla Resulullah'ı dışlayarak, Ehl-i Beyt'i dışlayarak ben Kur'an'ı anlayacağım diyemezsiniz. Kur'ansız da tabii ki onlar olmaz. Onların hükmü Kur'an'ın ışığındadır. Onlar Kur'an. Bakın, Ehl-i Beyt ve Resul, onların hükmü Kur'an'ın ışığındadır. Kur'an hüküm verememiş, onlar hüküm veriyorlar ama Kur'an ışık tutuyormuş. Kim? Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt ve sünnet, 25 tane sahabe, Hazreti Ali. Ne? Kur'an yetmez diyor. Kur'an yetmez. Neye ihtiyacımız var? Ehl-i Beyt'e. Öyle mi? Ne güzel bak. Kur'ansız hüküm vermez. Kur'an adına hüküm vermek de onlara rağmen geçersizdir. Peki bu sözü inkar ediyor musunuz? Resulullah'a rağmen adam Kur'an'dan hüküm çıkarıyor. Resulullah'a rağmen. Bu din din midir? Doğru din midir? Doğru İslam mıdır? Evet dostlar, dediği ne biliyor musun? Resulullah'a rağmen hüküm çıkartıyor diyor. Parantez içinde hadislere rağmen, sünnete rağmen. Sünnete ve hadislere rağmen Kur'an'dan hüküm çıkartıyorlar diyor. Kur'an yeter diyenler. Eğer dostlar farkına varırsanız, sanki böyle bir kitle dünyada yokmuş gibi Ehl-i Sünnet'in Türkiye'deki cemaatleri bize soru soruyorlar. Ve safa yatıyorlar. Böyle yani 150-200 milyon böyle insan yok. Onlar soru soruyorlar. Ve kendilerinin fikri Türkiye 85 milyon. 85 milyon, 75 milyon onlar gibi düşünsün. Tek doğru inanış bu kabul ediyorlar. İyi de kendilerinin kabul ettiği İslam coğrafyasında ne kadarlık bir kitleye sahipler? Ne kadar? Rafiziler, Kızılbaşlar, işte efendim Aleviler, neydi? Vahhabiler, Selefiler, Hariciler. Kendilerini, tabii bu Ehl-i Sünnet tayfa da bayağı kendisini nüfuslu zannediyor. Yani sayı olarak bayağı çok olduğunu zannediyor. Onu da bilmiyorlar. Orada da gerçek sayıları bilmiyorlar. Ama ilginçtir, çoğunlukla övünmeye çalışıyorlar. Çok olduklarını düşünüyorlar ve çoğunlukla, çoğunlukta olduklarıyla övünmeye çalışıyorlar. Bu kadar alim, bu kadar yıldır. Evet, Ehl-i Sünnet'in Kur'an yetmez diyenlerine hodri meydan. Şu Caferilerle ya da şey ne diyorlar, Ehl-i Beytçilerle, Şia ya da Ehl-i Beyt taraftarlarıyla şu hadisleri bir konuşun da bize gelip siyasetçiler gibi konuşmayın. Aranızda bir anlaşın. Yani öyle şey deve kuşu gibi kafanızı kuma gömünce İslam deyince sadece kendilerinin olduğunu düşünenler. Aynı deve kuşu gibi kafalarını kuma gömenler. Başka kimse yok sanki. Düşünmeniz, vakfetmeniz ümidiyle olsun.